Efendim, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bizleri burada kabul ettiğiniz için muhtar arkadaşlarıma ben sizlere teşekkür ediyorum. Biz sizin ilk geldiğiniz bugüne kadar biz muhtar arkadaşların her zaman yanımızda olduğunu gördük. Bu bize ayrıyetle mutluluk veriyor. İnşallah Cumhurbaşkanımızın önerisiyle, meclisteki siyasi partilerin birlikte hareketiyle bu Muhtarlar Günü meclis kararıyla çıktı. Yıllardır görmediğimiz değeri bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın, işte hükümetimizin şeyiyle, destekleriyle bu Muhtarlar Günü de bize gün olarak artık bundan sonra her yıl kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar bizlere verdiğiniz destekten dolayı size ayrıyetten teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Dün efendimizin kahvaltımıza geldiniz. Evet. Bize değer verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir tabloydu. Biz muhtarlar bunları herhalde hak ediyoruz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Biz çünkü sizin yanınıza ne zaman gelsek siz bizi sağ olun. Geçen yılda olmuştu. Geldiğimiz zaman her zaman kapınız bize açık. Evet. Çok teşekkür ediyoruz biz. Evet, değerli muhtar arkadaşlarım, öncelikle 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bütün muhtarlarımız temsilen heyetin valiliğimize yaptığı bu nezaket ziyaretinden dolayı ben bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ve Muhtarlar Gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Bu muhtarlarla ilgili devletin en üst katında alınmış muhtarlara verilen değerin, önemin bütün kamuoyunda paylaşılması ve bunun bir gün olarak kutlanması gerçekten muhtarlarımız açısından son derece önemli. Evet, evet. Muhtarlara verilen değer açısından son derece önemli. Zaten devletimizin en üst katında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenli olarak muhtarlarla toplantılar yapılmakta. Aynı şekilde Sayın Başbakanımız, bakanlarımız, muhtarlarımızla toplantı yapmakta. Malumunuz Kalkınma Bakanımız ilçelerimizi ziyaretlerinde ilçe ilçe bütün muhtarlarımızla gayet geniş katılımlı olarak bölge müdürlerimizin katıldığı, il ve ilçe müdürlerimizin katıldığı toplantılar düzenlenmekte ve bütün muhtarlarımız kendi mahalleleriyle ilgili bütün sorunlarını, isteklerini, taleplerini o toplantılarda iletmekte ve bunlar malumunuz birebir takip edilmekte. Evet. Değerli arkadaşlar, sizler muhtarlar olarak bulunduğunuz mahallede yaşayan insanların teveccühleriyle iş başına geldiniz. Seçimle iş başına geldiniz. Onlar o mahallenin idaresiyle ilgili olarak, mahallenin ihtiyaçlarıyla, talepleriyle ilgili olarak sizleri hizmette uygun gördü ve bu makamlara getirdi. Sizler yaptığınız işlerden hiçbir zaman bireysel isteklerinizi, ihtiyaçlarını düşünerek yapmıyorsunuz. Sizin arkanızda mahallenin insanları var, mahallenin sorunları, mahallenin problemleri var. Dolayısıyla sizlerin kamu kurumlarının talepleri en ön sırada yer alır bizim için. Bütün daire müdürlerimizle toplantılarımızda olsun hep bunu söylüyoruz. Bize ilettiğiniz sorunları biz birebir hepsini takip ediyoruz. Bakınız özellikle iki yıldır TEDAŞ'la ilgili malumunuz tabi geçmişten gelen yatırımlardan dolayı bayağı sıkıntılar vardı. Kalkınma Bakanımızın bizzat ilgilenmesiyle 25 milyondan 100 milyonu geçti 2016 yatırımı arkadaşlar. Evet, evet. Gerçekten TEDAŞ'ın altyapı yatırımları çok arttı. 2017'de daha da artacak. Bu sorunların birden çözülmesi hemen bugünden yarına mümkün değil ama bu şekilde dört kat artan bir yatırımla yıllar içerisinde büyük ölçüde bu problemlerin çözüleceği inancındayız.
Zaten dünkü kahvaltıda da söyledik. TEDAŞ Bölge Müdürümüz, kaymakamlarımız ve muhtarlarımızla ilgili toplantılar yapacaklar. Daha önce iletmiş olduğunuz o sorunları tek tek hem açıklayacaklar, giderilmesi yönünde ne tür tedbir aldıklarını açıklayacaklar. Onun için sizlerin bizlere ilettiği talepler çok önemli, takibi çok önemli. Onlar bir bir azaldıkça, çözüldükçe biz de rahatlıyoruz. Çünkü sizin sorumlu olduğunuz insanlar da sizden soruyor onlar, ne yaptınız, ne oldu diye. Değerli arkadaşlar, tabii biz Mersin'i bulunduğu yerden daha ileriye götürme noktasında, işte Sayın Kalkınma Bakanımızın önderliğinde, bütün kurum kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve değerli muhtarlarımızla hep birlikte çalışıyoruz. Muhtarlarımız bu sac ayağın diyelim önemli bir kısmını teşkil ediyor. Çünkü yerelde, mahallede olan biten ihtiyaç, neler yapılması gerekiyor, birinci elden sizler iletiyorsunuz. Açıkçası muhtarlarımız merkezi yönetim, yerel yönetimler ve mahalle arasında bir köprü görevi üstleniyor. Mahallelerdeki sorunların birinci elden iletilmesi ve bunların takibi konusunda. Ben her zaman söylediğimi yine söylüyorum. Sizlere kapımız her zaman açık. Zaten bütün vatandaşa açık. Yani Ahi Evran diyor ya, elin kapın sofran açık olsun, güler yüzlü ol, tatlı dilli ol diye. Biz de daire müdür arkadaşlarımıza, kamu görevlilerine hep şunu söylüyoruz. Sadece biz bunu uygularsak, elin kapın sofran açık olsun, güler yüzlü, tatlı dilli ol, devlet vatandaş işbirliğini en üst düzeyde sağlarız. Bütün vatandaşlarımıza kapımız açık ama sizler mahallenin temsilcileri olarak sizlere her zaman açık arkadaşlar. Ben tekrar bu nezaket ziyaretinizden dolayı sizlerin şahsında tüm muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.